Herkese merhaba. Üzerinde oturmuş olduğum bu ilginç skuterla birazdan sizi bir şehir turuna çıkaracağım. Ama başlamadan önce bazı küçük özellikleri var, önemli özellikleri var. Bir de yokuş testi yapacağız burada. O yüzden garajımda açılışı yapıyorum. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Hazırsanız bu bölümdeki konuğum Alman Govex markasının Schwalbe ismindeki elektrikli skuteri. Öncelikle şu Govex markasından başlayayım. Çünkü hani Govex daha önce duymadığımız bir marka. Türkiye'ye İsotlar firması tarafından, İsotlar Motor tarafından ithal edilen bir marka. Ne markası kardeşim bu? Nereden çıktı diyenlere direkt şöyle cevabını vereyim. Govex bir Alman markası. Zaten Govex, Govex diye okunuyor galiba. Almanlık direkt isminde de var. Schwalbe de o markanın bireysel müşteriler için hazırlamış olduğu bir elektrikli skuter modeli. Bu Govex firması 2009 yılında kuruluyor ve bu metropollerdeki büyük firmalara mobilite çözümü üretelim diye aslında yola çıkıyorlar 2009'da. Yani bu elektrikli ulaşım araçları var ya, küçük patenler, bisikletler, ne bileyim böyle üzerinde ayakta gittiğiniz skuterlar var ya, onları aslında üreterek yola çıkıyorlar ama bir süre sonra bu Schwalbe ismindeki bireysel müşterilere hitap edecek skuterlara eviriyorlar yönü. Yani aslında mobilite çözümleri diye yola çıkıyorlar, bireysel müşterileri de ulaşmış oluyorlar. Yani Alman menşeili, Polonya ve İspanya'da fabrikaları bulunan tamamen Avrupalı bir marka Govex. Tabii şimdi tasarımına baktığınızda Almanlık o tasarımda da var. Sanki Alman 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış gibi. Adı Schwalbe olduğu için Schwalbe'nin Türkçe karşılığı Almanca'da kırlangıç kuşuymuş. Yani kırlangıç kuşu koymalarının sebebi tasarım değildir herhalde. Onun o çevikliği, ataklığı, küçük ve pratik olmasından dolayı yola çıkmışlardır diye tahmin ediyorum ama şöyle değerlendiriyorum ben tasarımı. Birkaç tane Instagram'da post paylaştım. Bazıları çok sevdi. Aa, ne kadar güzel, ilginç bir tasarım olmuş dedi. Bazıları da ya abi ne kadar çirkin bir tasarımmış bu dedi. O yüzden tasarımı siz değerlendirin. Ben orada bir yorum yapmayayım ama Alman olması ve bunun yanında Alman kalitesiyle birlikte özelliklerinin birçok elektrikli skuterden farklı olması nedeniyle o yüzden açılışı burada yapıyorum. Yine uzatmaya başladım, uzatmayayım hızlıca. Tasarımı siz değerlendirin. Kalitesi de Alman kalitesi. Ondan yana sıkıntı yok. Bu kütüklerde gösterge paneli, aynası, grenajları, paspası, selesi bilmem nesi hepsi Alman dersiniz. Yanına geldiğinizde veya kullandığınızda. Benim değineceğim nokta şurası. 16 inç lastik teker çapı kullanıyor ve tel jantlı. Ve özellikle şuna dikkat edin, yüz tabanlı lastikler var önde ve arkada. Yani yüz taban ne demek? Hani bisikletlerden aklınıza gelsin. Bisiklet tabanı kadar ince veya hani Anadolu'da çok kullanılır ya, böyle üzerine yatarak kap kullanır genç arkadaşlar, yarışırlar falan. Özellikle ince lastik kullanırlar ki daha pratik, kıvrak ve hızlı olsun diye. Dolayısıyla üzerindeki yüz taban lastikleri çok kıvrak, çok pratik olmasını sağlayan, bisiklet gibi kullanılmasını sağlayan lastik teker çapıyla birlikte müthiş. Üzerine oturduğunuzda da gep geniş gidonu görünce, bir skuterda bu kadar geniş gidon gerçekten çok ilginç. Şaşırtıyor insanı. Dolayısıyla kullanım hakimiyetini birazdan yolda size anlatacağım. Ama en özel yönü 16 inçlik lastik teker çapı, yüz tabanlı lastikleri ve gep geniş gidonu. Tabii bu önemli değil diyen, ya isterse abi 19 inç kullansın önemli değil, bize elektrik motorunun gücünden haber ver diyenler mutlaka olmuştur şu ana kadar. O yüzden elektrik motorundan bahsedeceğim. Ama bahsetmeden önce şu selesini bir açayım, onu göstereyim size. Şuradan anahtarla açılıyor. Bu şekilde açtığınızda şöyle yana doğru açılan bir selesi var. Çok ilginç bu da. Normalde arkaya ve öne açılır ya. Açıyorsunuz böyle, içinden bir poşet çıkıyor sanki böyle. Bunu poşetleyebilirsiniz der gibi böyle büyük bir poşet çıkıyor. Ve sele altına baktığınızda 5 litrelik bir sele altı hacmi var. 5 litre. Sadece 5 litre. Yani eldiveninizi ve buff'ınızı koyabileceğiniz kadar küçük bir sele altı hacmi var. Sele altı yok. Ve sele altından şöyle bir kablo çıkıyor. Hani eskiden ahizeli telefonlar olurdu ya, böyle kabloları böyle kıvrım kıvrım olurdu. Böyle 5 metreymiş bu kablo. Bu kabloyla birlikte gidip herhangi bir AC prizde, ev elektriğinde şarj edebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Maalesef bataryası çıkarılamıyor. Şimdi aman of, bataryası çıkarılamayan bir elektrikli skuter diyenleri duyar gibiyim.
Ben de ilk gördüğümde öyle dedim. Bataryasının çıkarılması lazım abi dedim ama öyle özellikler veriyor ki şimdi o motor özelliğine geleyim. İki tane aküsü var. Bir tanesi 12 volt, bir tanesi 48 volt. 12 voltluk akü bu farı, sinyalleri, gösterge panelini ve Bluetooth modüllü bir elektrikli skuter bu. Bluetooth modülünü kontrol ediyor. Yani enerjiyi oradan çekiyor. Kendi elektrik motorundan harcamamak adına. Bu güzel. 48 voltluk elektrik motoru da var olan motosikletin hani gücünü temsil ediyor. Ne oluyor bu iki batarya biliyor musunuz? Bitmiyor. Bataryanın ömrünün çok uzun olmasını sağlıyor. Çok uzun olmasını sağlıyor. Ve çok başarılı bataryalar ve Bosch markalı bataryalar. Yani hani Bosch, Alman, dünya markası. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diyen Robert Bosch'un markasını kullanan bir elektrikli skuter bu. Dolayısıyla farklılıklarından bir tanesi de orada yatıyor. Kullanmış olduğu batarya tipinde veya bataryanın ömründe yatıyor. Şimdi kaskımı da aldım. Müsaadenizle kaskımı takayım. Bu diğer özelliklerini, motor bloğu özelliklerini hem bu yokuş testinde anlatayım. Yokuşu nasıl çıkıyor modlar arasında onu anlatacağım. Hem de bir şehirde bir tur attırayım size. Bu sayede Şival Bey'i tanımış olun. Evet, şimdi kontağı şuradan açıyorum. Anahtarlı çalıştırma var. Şival Bey'si ve şöyle bir dijital ekranı var. Bakın kontağa dikkat edin. Böyle açılıyor. Dijital. İki frene basın. Daha sonra şu up down tuşlarına basın diyor. Bakın şurada down tuşuna basıyorum ve aktif hale geliyor. Şu anda gitmeye hazır. Sehpadan indirdiğim anda gitmeye hazır. Bakın boost, cruise, go, natural ve crawly isminde 5 tane sürüş modu var. Bu arada bu modlar şuradan değişiyor. Down ve up var şurada. Hani Honda'ların DCT sisteminde olduğu gibi. Buralardan değiştirebiliyorsunuz bu sürüş modlarını. 45 km hız yapan bir elektrikli skuterda bu kadar moda gerek var mı? Bence yok. Ama göstermiş olalım. Boost en güçlü modu 72 km range veriyor. Yani bir bataryayla 72 km gidebilirsin diyor. Cruise şehir modu 91 km range veriyor. Full bataryayla 91 km gidebilirsin diyor. Go modu en aslında güçsüz ve kullanım odaklı modu. 117 km veriyor bir bataryayla şu anda. Full donumda 117 km güzel, başarılı. Neutral modu aslında boş bir mod. Yani boş vites gibi. Onu çok aslında şey yapamadım. Çözümleyemedim niye böyle bir mod koymuşlar diye. Yani sürüş sırasında üzerindeyken neutral'ı alıyorsunuz. Gazı çevirseniz bile ileri geri gitmiyor. Crawly modu ise geri ve ileri aslında. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Mesela geriye aldım Crawly'de. Gazı çevirdiğimde geri geri gidiyor ya. Tekrar şöyle yaptığımda ileri manevra yapabilmek için bir mod aslında o. Yani aslında geri ve ileri vitesini ayrı ayrı koymuşlar. Daha sonra park ettikten sonra veya geri ileri modlarına geçtikten sonra işte go modunu alıyorsunuz. Go modunu aldık. Go modu şimdi en tavsiye edilen, en boş modu, en güçsüz modu. Şimdi şu yokuşu görüyorsunuz. Burası aşağı yukarı bir 30-32 belki 33 derecelik bir yokuşlu bir alan. Birazdan şehirde de tekrar aynı testi yaparım isterseniz. İnandırıcı gelmezse. Şimdi go modunda normal elektrikli skuterlarda en düşük modunu aldığınızda bu yokuşu çıkmaz. Birkaç tane elektrikli skuterle ben bu yokuşu denedim. Hadi bakalım bir deneyelim. Yokuşu çıkacak mı? Vallahi çıktı. Geldi abi. Go modunda direkt çıkıyor. O gücü veriyor yani. Şimdi Go'da çıkabildiğine göre tabii ki Cruise modunda da çıkacaktır. Cruise alayım yani şehir moduna. Biraz daha onun güçlü olan moduna. Burada böyle fişek gibi çıkıyor. Gazı bıraktım en sonuna geldiğimde. Şimdi en güçlü modu Boost modu. Boost modunu alıyorum. Bu harbiden güçlü bir mod. Zıpkın gibi mod. Bakın şimdi. Of! Bu modda uçuyor abi. Başka neler var? Şurada Go isminde bir tuş koymuşlar. Buna bastığınızda sürüş zamanınızı, ortalama hızınızı, ortalama harcadığınız kilowatt değerini, total kilometrenizi 70 kilometredeymiş, trip kilometrenizi veriyor buradan. Bir de saat var burada. Başka da bir şey vermiyor. Yani burası bir menü tuşu aslında. Uzun kısası var. Switch tuşu var. Sinyalleri bu şekilde ve koldan farkındaysanız hatta onu size bir göstereyim. Şöyle yan sehpayı açayım. Bakın sinyale. Direkt gidon topuzu olarak yapmışlar. Çok ilginç gerçekten. Tasarımı kadar ilginç. Şimdi durum böyle. Atlayalım üzerine.
Şimdi size bir şehir turu yaptırayım. Şimdi çok uzaklara gitmeyeceğim. Evimin de bulunduğu Kağıthane merkezde sizi biraz dolaştıracağım. Çünkü bus modunda kullanacağım ve 72 kilometre. Bir de 45 kilometre hız yapan bu skuterler biliyorsunuz otobanlara çıkması yasak. Otoyollarda da çok tehlikeli. Çünkü en fazla çıkabildiğiniz sonuz 45 olduğu için hani 80 ile akan trafik içerisinde müthiş bir tehlike arz ediyor. Böyle bir dezavantajı var ama şöyle bir avantajı var ki otomobil ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Yani B sınıf ehliyetiniz varsa bu skuteri satın alıp direkt şehir içerisinde ehliyetiniz var bir şekilde, o da nasıl bir tanımlama olduysa, yasal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii trafik sigortasından muaf, aslında bu avantaj değil bir dezavantaj ama trafik sigortası ödemiyorsunuz. Bunun yanında da vergiden muaf. Herhangi bir aylık MTV, ÖTV falan ödemiyorsunuz. Hani o güzel kıvraklığından bahsettim ya size. Mesela şuradan geri döneceğim bakın. Şöyle gidonu çevirdim. Gepgeniş bir gidon. Bisiklet jantları 16 inç. Direkt olduğum yerde döndüm farkındaysanız. Bir daha deneyeyim onu. Şuradan daha dar bir alandan döneyim bakın. Vallahi dönüyor. Çok dengeli. Çok kıvrak bir skuter bu. Ve motor bloğuyla birlikte, boş markalı motor bloğuyla birlikte ona eşlik ediyor. Sinyalimi vereyim. Kornaya bastım yanlışlıkla. Sinyaller ilginç gerçekten. Ve frenlerinden bahsedeceğim. Kombin fren bakın. Ön daha çok böyle %70 ön, %30 arka gibi. Arka ise %50 %50 gibi sanki. Ama kombin. Zaten frenleri sıktığınızda diğer manete etkisini hissettiğinizde zaten anlıyorsunuz kombin olduğunu. Aziz Allah. Bunun yanında da fren sistemi Jehuan, yani Brembo'nun son yıllarda satın aldığı Brembo markası altında üretilen eski İspanyol Jehuan'ın fren tertibatını kullanıyor bu skuter. Frenler zıpkın, zıpkın zıpkın bakın. Öyle böyle değil. Tabi tasarımı oldukça ilginç olduğu için çok ilgi çekiyor sevgili arkadaşlar. Müthiş derecede ilgi çekiyor. Şimdi şuralardan bir yerlerden girme şansım olur mu diye bakıyorum da buralardan girme şansımız yok abi. Aldı. Ya sıfırdan 45'e 2 saniyede mi 3 saniyede mi ne çıkıyor? O kadar güçlü boost modu. Bataryası o kadar güçlü. Çıkarken yolda 72 km range veriyordu boost modu. Şu anda 74 veriyor bir de. Bir de öyle düşünün. Bakın. Hani normalde şu ana kadar bunun 50'lere falan düşmüş olması lazım. Normal hani Çin menşeili lityum akü bile kullansa Çin menşeili skuterlarda, elektrikli skuterlarda normalde öyle verir. Bu arttı abi. Bir rejeneratif sistemi yok diye biliyorum. Ama ve lakin farkındaysanız harcadıkça buraya doğru çıkıyor. Frenleyince aşağıya doğru iniyor. Yani aslında motordaki o manyetik sistemin ters hareketinden kaynaklanan bir rejeneratif sistemi var diye tahmin ediyorum. Şimdi bu skuterlar böyle hem günlük kullanımlı, işini gücünü halletmek için, hem de böyle gezip dolaşmak için harika. Bisiklet gibi düşünün. Aslında bisikletin elektriklisi gibi düşünün bunları. Böyle yayların girdiği yere, motorlu araçların giremediği yerlerde de böyle seyahat edebilirsiniz. Girebilirsiniz. Sıkıntı olmaz o açıdan. Bir de tabii o 16 jant ve tel jant böyle kaldırımlardan inip çıkarken çok rahat, konforlu inip çıkmanızı sağlıyor. Bak müthiş hızlanıyor ya. Müthiş hızlanıyor ve 45'te o keseceğe girdiği anda keyfiniz kaçıyor maalesef. Ama hani ehliyetsiz kullanmak isteyenler için bu güzel bir şey. Ama hani bizim gibi kullanıcılar için 45 kilometre yetersiz tabii ki. Baksana abi ne kadar güzel gidiyor ya. Çok güzel gidiyor abi. Çok keyifli. Şimdi elektrikli skuterların tabii bir avantajı daha var. O da bakım masrafının olmaması. Herhangi bir bakım masrafı yok ama İsotlar özellikle GoX markasında diyor ki 5000 kilometrede getirin bir kontrol edelim diyor. Yani en azından balatalarını ve hidrolik sıvılarını kontrol edelim, disklerine bakalım. Herhangi bir aksaklık yaşanır mı yaşanmaz mı onlara bakalım diyor. Bakım aralığı 5000 kilometre ama o 5000 kilometrede illa şunu harcayacaksınız, şu değişecek diye şartları yok. Bu bir. İkincisi bataryası boş markalı olduğu için 3 yıl garantili. 3 yıl boyunca garanti veriyor. Ve boş markalı olduğu için rahatlıkla güvenebilirsiniz. Boş o konuda iyidir. Güven kaybetmeyi sevmez. Üçüncüsü diyeceksiniz ki ya GoX markası kardeşim bunun servisi var mıdır? Ne bileyim yedek parçası var mıdır? Aksesuarı var mıdır? Evet var. Servis konusunda da İSOT'ların Türkiye genelinde 17, 5'i İstanbul'da.
geri kalanı Türkiye genelinde olmak üzere servisleri varmış. Bunu öğrenmiş oldum. Yani servis ve yedek parça konusunda sıkıntı yaşamazsınız. İsotlar bünyesinde olduğu için bakım aralığı konusu zaten sıkıntı değil. Sadece balataları ve hidrolikleri kontrol edin. O kadar. Diyeceksiniz ki şarjı ne kadar sürede doluyor? Full şarj 5 saatte oluyormuş. Full şarjı 5 saatte. Bu arada şu arkadaşlarla bir kalkayım bir dakika. Bir tane 50 cappuccino galiba bu. Bir tane de şey var. Baksana abi tokatlarım. İyi gidiyor yani. Full şarjı 5 saatte doluyor. 1,5 saatte bataryanın %50'sini doldurabilme özelliğine sahip. İşte araç işte yola çıktığınız zaman böyle sıkıştırabiliyor abi. Olabiliyor yani. 45 kilometre tehlikelidir bakın arkadaşlar. Yani otobana falan çıkmayın bu motorlarla. Şehir içerisindeki işlerinizi halledin abi. Bakkala gitmeye, fırına gitmeye, markete gitmeye, ne bileyim. İşiniz belki 5-10 kilometre mesafededir. O mesafede ilerlemeye yarar bu 50 kilometre hız yapabilen versiyonlar. İçten yanmalılar için de geçerli. Eğer hani böyle bir 20 kilometrelik mesafeniz var, işe gidip geleceksiniz, her gün otobanı kullanacaksınız falan, hakikaten sıkıntı olabilir bu sizin için. Yani tehlikeli sürüş yapmanıza sebep olur. Ezerler sizi yani. Şimdi diyeceksiniz ki tabii fiyattan haber ver kardeşim. O kadar anlattın, tamam güzelmiş, hoşmuş da fiyatı nedir diyeceksiniz. 50 kilometre, 45 kilometre hız yapabilen bu versiyonu 100.000 TL civarında olacakmış sevgili arkadaşlar. Ki sakın aman of pahalıymış demeyin. Eğer bu motosiklet Almanya'dan değil, Avrupa'dan, Polonya'dan değil de Çin'den ithal ediliyor olsaydı, Japonya'dan ithal ediliyor olsaydı büyük ihtimalle 150 bin liraya falan geliyor olacaktı. Avrupa ithalatında vergi olmadığı için dolayısıyla ondan dolayı fiyatı avantajlı. 100 bin lira civarında bu, 95-100 bin civarında bunun fiyatı olacak. 45 kilometre hız yapabilen L1 versiyonu. L3 90 kilometre hız yapabilen versiyonu tahminim benim 110 bin 120 bin bandından gelecektir diye tahmin ediyorum. Yani fiyatları bence hani güzel değil tabii ki abi, pahalı da. Şu andaki Türkiye piyasasına baktığınızda mantıklı gibi geliyor bana. Makul gibi geliyor en azından. Merhaba, merhaba motorcu kardeşler. Bakın şimdi dik yokuşları buldum abi. Buralarda bayağı dik yokuş var. Boost modundayım. En güçlü modunda dik yokuşu. 30 km hızlarla çıkıyorum abi. Bayağı iyi de çıkıyor. 26'ya kadar düştü. Yine toparladı, hemen 30'un üstüne çıktı. Biraz düzlediği zaman hemen 35'in üstüne çıkıyor. Şurada daha dik bir yokuş var. Bakalım burada ne yapacak? Kaça kadar düşecek? 23. 23'e kadar düştü. Daha dik yokuş var mı abi? Bakalım hemen. Şuralarda da bayağı dik yokuşlar vardı hatırladığım kadarıyla. 28. 27. Bayağı iyi gidiyor abi ha. Vallahi. Baksana. Vallahi helal olsun ha, güzel çıkıyor. 40 derece vardır bu yokuş, evet. 40 olmasa da 37-38'i rahat var. Bak 28'de çıkıyor abi. Gayet iyi bence. 27'ye düştü. Yokuşun sonuna doğru bakalım ne olacak. Hala 27'de gidiyor. 28'e çıktı. Ya orada enerjisini koruyor abi. Bence başarılı. Normalde 20'ye düşer, 20'nin de altına düşer. Bu sınıftaki elektrikli skuterlar. Denediğim, test ettiğim için biliyorum. Bir de şeyi göstermeye çalışacağım size. Rejeneratif sistemini. Yani o rejeneratif mi? O aslında şey mi? Bak şu anda mesela yokuş aşağı gidiyorum ya, aşağı dolu dolum gösteriyor. Büyük ihtimalle bu şu anda 12 voltluk aküsünü dolduruyor. 12 voltluk aküye gönderim yapıyor büyük ihtimalle. Çünkü freninde ve şeyinde, tekerleğinde şey yok. O rejeneratif sistem dedikleri sistem yok. Aküyü dolum sağlamıyor. Ama burada bir dolum gösteriyor. O dolumu gösterdiği için de büyük ihtimalle 12 voltluk aküsüdür o dolumu yapılan yer. Kitapçığına da baktım. Kitapçığında da kendi kendine dolum sağlar diye bir ibare koymamışlar. Rejeneratif sistem vardır dememişler. Ama bu dolumu gösterdiğine göre 12 voltluk aküye gönderiyordur diye tahmin ediyorum. Evet, hani kısacık şehir turunda anladığım kadarıyla dün de bir test etmiştim, bir kullanmıştım. Aşağı yukarı 100-150 kilometre yol yapmış oldum bu skuterla. Yol derken de hani şehir içerisinde turlamış oldum. Yani ben beğendim abi. Yani bataryasını özellikle beğendim. Tasarımını beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ne bileyim, özelliklerini beğenirsiniz beğenmezsiniz ama boş lityum iyon aküler
Harbiden çok iyi abi. Çok iyiymiş. Performansına bayıldım abi boşun. Frenleri de çok iyi bu arada ha. Şimdi biraz da şuralarda birazcık oynayayım kendisiyle bakayım. Bak şimdi. Kendime şöyle bir sınır belirleyeyim bir dakika. Şu anda var ya 3 metre içinde dönüyorum biliyor musunuz? Normalde 8 kaçta döndür biliyor musunuz? 6 metrede 7 metrede falan döndür. Ben şu anda 3 metrede dönüyorum bununla. Kıvraklığı oradan hesaplayın bakın. Vallahi çok iyi abi. Çok pratik kıvrak bir skuter bu. 90 kilometreliği düşünülebilir benim açımdan. Evet, şimdi bir köprü altı denilen bir parka geldim Kağıthane'de. Güzel bir yerdir burası. Hafta sonu tavsiye etmem ama hafta içi gerçekten güzel bir yer. Sakin, kalabalık olmayan, biraz araba gürültüsü olan bir yer. Şimdi şurada birkaç tane fotoğraf çekimi yapayım. Ondan sonra eve kaçarım. Powered by Bosch. Bosch tarafından desteklenmektedir. E-Powered ama. Elektronik Powered. Elektronik desteklenmektedir. Şimdi birkaç tane fotoğrafını çekeceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Sonuç olarak şöyle özetleyeyim. Vallahi ben beğendim abi. Tasarımı seversiniz sevmezsiniz. Ona bir şey diyemem ama çok ilginç ve çok dikkat çekici bir tasarım var. Herkes size bakıyor. Ama benim en çok beğendiğim yönü bir, kıvraklığı. Çok kıvrak kullanılıyor. Çok pratik kullanılıyor. İki, bataryası. Müthiş bir batarya abi. Performansını hiç kaybetmiyor. Bosch markası olması zaten baştan güven veriyor ama hani kullanırken de o güvene direkt birebir yaşayabiliyorsunuz. Bataryası falan dedik, böyle övdük de kötü yönü yok mu? Hani beğenmediğin yönü yok mu diye soranlara iki tane yön söyleyeyim. Bir tanesi tabii hepiniz takdir edersiniz ki bataryanın çıkarılamıyor olması, ama o tarz skuterlar var. Onu hani eksiklik olarak değerlendirmiyorum. Bazı skuterlarda batarya çıkarılabiliyor, bazılarında çıkarılamıyor. O markanın şeyiyle ilgili bir durum. Ona eksi veya artı diyemeyiz. Ama tabii ki çıkarılıp da eve götürmeyi isterdik. Ama benim değineceğim yön şu arkada kayışlı bir sistem görüyorsunuz. Bakın, normal böyle cruiser motorlarda olduğu gibi kayışlı bir sistem. Ve bu kayışın değişim periyodu 15 bin kilometrede birmiş. Bu beğenilmeyecek bir yöndür bence. 15 bin çünkü az bu kayışın değişimi için. Fiyatını öğrenemedim ama çok pahalı çıkmayacağını söylüyorlar. Çok uçuk bir rakam istemeyeceklerini söylüyorlar ama net olarak fiyatı belli değil. Ama yine de 15 bin kilometrede bir değişmesi bence bir eksiklik. Ama bu skuter'ı kullanacak olan kişinin de hani 15 bini ne kadar zamanda yapar, tabii onu da düşünmek lazım. Bir diğer beğenmediğim yönü ise kontak anahtarı. Anahtarsız çalıştırma yok ki. Bunlar anahtarsız çalıştırma sistemi koymak çok basit aslında. Ama buna koymamışlar. Anahtarlı. Seriye açmak istediğinizde de buraya anahtarı takıyorsunuz. Kontağı çıkarmak zorundasınız. Bu da büyük bir eksiklik bence. Yani bu hem anahtarsız olmalıydı. Hadi anahtarsız yapmadınız diyelim. Buradan bir tuşta şık diye seleyi açabilmeliydik. Bu da beğenilmeyecek bir yön. Sele altı hacminin olmamasını hani eksiklik olarak tabii ki değerlendirelim ama o eksikliği gidermek için şuraya böyle bir esnek kayışlı bir sistem yapmışlar. Hani kaskınızı, montunuzu, bir şeyinizi bağlayacağınız zaman buradaki port bagaja koyabilin diye. Bunun bir de uzun versiyonu varmış ve çanta takılabiliyormuş. O aksesuar olarak satın alınabilecekmiş. Yani benim beğenmediğim yönleri bunlar. Eğer 90 km hız yapan versiyonu gelirse bu skuter, bu marka, Govex markası ve özellikle Schwalbe bence... Boost'u alayım da. Bence çok güzel bir skuter. Çok beğendim. Çünkü çok kıvrak bir skuter. Bakar mısınız abi? Daracık alanlarda bu şu dönüş çapı ve çok pratik kullanılıyor olması. Çok böyle bisiklet gibi olması. Bisiklete skuter takmışlar gibi. Abi çok iyi ya. Bak öyle bir yatıyorum ki az önce yan sehpayı sürttüm yere. O kadar yatırdım yani. Vallahi çok iyi abi. Çok 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 beğendim. Sürüşü mükemmel. Bataryası mükemmel. Tasarımının yorumu size kalmış. Ona bir yorum yapmıyorum. Frenler mükemmel. Fiyat da mükemmel demeyeyim ama mükemmelin mükemmele yakın. Çünkü hani Avrupa menşeli olduğu için daha uygun fiyata geliyor. Karar artık sizin. Cicikler. Benden bu kadar. Umarım Govex Schwalbe'yi size tamamen anlatabilmişimdir. Aklınızda soru işareti kaldıysa hala yorumlar tarafına beklerim. Tabii videoyu beğenip abone olmayı da ne olur unutmayın. Hoşça kalın.